Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hepimizin yani birçoğumuzun ortak sorunu olan saç dökümleri hakkında İkür'de geldim arkadaşlar. Benim de kullanıp deneyimlediğim ve çok çok memnun kaldığım bir kür bu. Onun öncesinde yani saç dökümlem hakkında bahsedecek olursak 7. sınıfta başlayan bir serüven bu benim için. 7. sınıfta yani ufak ufak dökülmeye başladı. Tabii küçükken çok da umurunda olmuyor insan. Yani ufak ufak dökülmeye başladı sonuçta. Çok da dikkatini çekmiyor ama 8. sınıfa gelince o yılından modası olan aslan yelesi modası saçımızı en yakın arkadaşımla gidip bir günde karar verip kestirdik. Aslan yelesi biliyordur arkadaşlar, yani o yılın modasıydı. Böyle en küçük katın şuralarda falan böyle küçük küçük saçların çıkmış gibi öyle bir moda. Ve bununla birlikte tabii ki düzleştiriciye de sahip oldum. Düzleştiriciyi de almamla birlikte saç dökülmem tabii ki çok artmaya başladı. Lisede de bu devam etti. Aslan yelesi tabii ki birazcık uzadı falan. Katlar biraz uzadı. Ama tabii ki ben düzleştiriciye alışkın olduğum için saçım da düzleştiriciye alıştı. Ve normalde dalgalı bir saçım var arkadaşlar. Sürekli saçımı düzleştirmeye başladım maalesef. Bu böyle devam etti lise 3'e kadar. Tabii ki bu devam ederken düzleştirme serüvenim, saçlarımın dökülmesi de devam etti. En son aynaya baktığımda saçlarımın azaldığını fark ettim. Nihayet fark ettim. Ve o gün hatta hiç unutmuyorum, yakın bir arkadaşımla aynı evde bulunuyorduk, bize gelmişti. Ben duşa girdim, çıktım falan, dedim hani dalgalı bir şekilde çıkayım bakalım ne tepki verecek. Dedi senin saçın böyle miydi? Tabii ki bilmiyor çünkü uzun yıllar beni hep düz saçta gördükleri için haliyle haberleri yoktu. Hatta maşamı yapıp çıktım diye bir tepki göstermişti bana. Her neyse hoşlarına da gidince ben bir süre düzleştiriciden uzak kaldım. Ve normal kendi doğal saçımı kullanmaya başladım. Zaten çoktan yıpranmıştı, dökülmelerim hiçbir şekilde durmuyor. Başı yani bunun önüne geçemiyordum. Kafaya da takmaya başladım açıkçası, açıkları gördükçe. Birçok kürler denemeye başladım. Tarifler hazırlıyordum, işte şunu kat, bunu kat, eczaneye gidiyordum, alıyordum falan. Onları denemeye başladım. Birçok şampuan denedim. Baktım, önüne yine geçemiyorum. Sonra tabii ki bir artık doktora gidip kan değerlerime baktırdım. Saçımın, abartmıyorum, 300 telden fazla döküldüğünü gördüm. Ağlama seviyesine geldim ki ağladım da, yani o dereceye geldim. O kadar çok ürün denedim ki, çok şampuanlar denedim. Hani isterseniz o denediğim şampuanlar ve etkileri hakkında da video çekebilirim arkadaşlar. Ardından bir vitamin ilacı kullandım. O vitamin ilacından sonra saç dökülmem biraz azaldı. Tabii ki bununla beraber ben birçok maske daha kullanmaya devam ediyordum saçıma. Ayda bir, haftada bir olan maskelerden. Bunlar küçük küçük saçlarımı çıkarmaya başladı zaten. Kullandığım kürler arasında da bu kür, yani çok memnun kaldığım için sizlere de bahsetmek. Önce malzemelerimize bakalım. Bepanten, Evigen, Bemix, Redox C, yumurta sarısı, saf zeytinyağı, tatlı badem yağı ve Hindistan cevizi yağı. Bu ampulleri çıkarıp teker teker hepsini kırdıktan sonra ekliyoruz kabımıza. Bir kaşık tatlı badem yağı, bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve bir yumurta sarısı. Bunları iyice karıştırıyoruz. Bunları iyice homojen kıvama getirdikten sonra saç tiplerimizden uçlara kadar iyice yediriyoruz. Sonra ben ardından saçımı bu şekilde topluyorum. Saçımız sertleşiyor bu arada, yani ciddi anlamda bir sertleşme mevcut saçımda. Saçlarımı topladıktan sonra streç filmle saçlarımı iyice sarıyorum. Yani 2 saat de bekleten var, 1 saat de bekleten var. Ben garanti olsun diye tabii ki her seferinde olduğu gibi 3 saat bekletiyorum. Yani 2 saat de bekletseniz olabilir. Kötü kokan bir kür ama işe yarıyor. Yani istiyorsa çok kötü koksun, ben bunu yaparım. Çünkü işe yaradığını fark ettiğimden itibaren ben bunu ayda bir yapıyorum arkadaşlar. Size de çok öneririm gerçekten. Mesela Benix arkadaşlar, bu ilk başta söylemem gerekiyor ki en kötü kokuyu bu veriyor. Yani yumurtadan daha da kötü kokuyor. Ama saçı çok güzel nemlendirme özelliği var. Kırıklara iyi geliyor. Diğeri de Evin arkadaşlar. Evigen diye de geçiyor bu arada. İçinde E vitamini olduğu için direkt saça da uygulanabiliyor. Saç için çok iyi geliyor.
saç dökülmesini azaltıyor. Saç köklerini besleyerek yeni saçların oluşmasını sağlıyor. Ve bazen onarım yapıyor. Yani saçların böyle reklamlarda olur ya, daha dolgun ve hacimli gözüken saçlar. İşte bu en çok onu sağlıyor. Bunu şeyde de kullananlar var, tırnaklarda da kullananlar var, benim arkadaşlarımdan biliyorum. Tırnak kırılmalarına da iyi geldiği söyleniyor, yani kullanıp memnun kalanlar var. Ben hiç denemedim ama ihtiyaç duysaydım denerdim. Aynı zamanda Bepanthen'i sadece direkt şampuana katıp kullanılabiliyor. Onun için eğer şampuana katıp kullanmak istiyorsanız da 2-3 ampul arası kırıyorsunuz, döküp karıştırıp ardından şampuan bitene kadar onu kullanıyorsunuz. Redox C arkadaşlar, C vitamini yani. Saç kırılmalarının en büyük nedeni C vitamini eksikliği olduğu için saç kırılmaları için çok çok öneriliyor. Beklenmeye iyi geliyor ve saçı hızlı uzattığı söyleniyor. Ki bence doğru. Zeytinyağı arkadaşlar, has zeytinyağı olacak. Bunun ben kullanmamdaki neden, saçımı nemlendiriyor ve parlak gösteriyor. Ben bunun için kullanıyorum. Hani herkesin katmasına gerek. Hindistan cevizi yağı saçlar için mucizevi arkadaşlar, biliyorsunuz. Ben duştan sonra bile bazen saç uçlarıma vitamin vermek amacıyla saç uçlarım için kullanıyorum. Bu maske için de dedim neden katmayayım, bunu da katayım. Diğeri tatlı badem yağı. Tatlı badem yağının içinde de E vitamini yoğunlukta olduğu için saç dökülmelerini engelliyor. Yani çok iyi bir nem sağlıyor. Bu arada ben tatlı badem yağını sadece saçımda değil, kirpiklerimde de kullanıyorum arkadaşlar. Ya yani onunla ilgili de videolar gelebilir ileride. Yumurta sarısı arkadaşlar. Yumurta sarısı da saçın dökülmesini engelliyor. Saçın parlamasını da sağlıyor aynı zamanda. Bu arada yumurta sarısı derken yumurta beyazını da atmıyoruz. Yumurta beyazını yüzümüzde değerlendiriyoruz. Serse girip baktığınızda genel olarak Redox, Bepanthen, Bemix, Evigen veya tatlı badem yağını karıştırarak bir kür sunuyor size. Fakat ben yılların vermiş olduğu deneyim üzerine birçok kendi memnun kaldığı malzemeleri de ekledim ve daha da memnun kaldığım söylenebilir. Bu videodan sonra deneyip memnun kalanları yorumlara bekliyorum. Çok merak ediyorum, bakalım size nasıl etkiler gösterecek. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım. Yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.